Konu Cyberpunk 2077 olunca insanların en çok merak ettiği şeylerden birisi de oyundaki araçlardı. 2077 yılı deyince hayallerimizde çok fütüristik araçlar canlandırıyoruz. Ancak ne yalan söyleyeyim, oyundaki araçlar 2077'den çok 2040'lı yıllarda mümkün olacakmış gibi görünüyor. Öyle ağzımı açıp wow dediğimi pek hatırlamıyorum. Yine de bir inceleyelim bakalım. Bu oyundaki en iyi 10 araç nelermiş? Hazırsanız başlayalım. 10 numara Watto. Bu listedeki tek üstü açık araba olan Watto'yu alması oldukça basit. Sadece dövüş görevleri serisini yapsanız yetiyor. Görevler sırasında otomatikman alıyorsunuz. Eğer Hollywood filmlerindeki şu fazlasıyla gösterişli züppe arabalarına özeniyorsanız Watto sizin arabanız. Onun dışında bu listedeki en kötü araba. 9 numara Çakal. 115 bin avro dolara alabileceğiniz bu araba her ne kadar modifiye edilmiş bir keko arabası gibi dursa da bilhassa engebeli arazideki en büyük dostunuz. Sürmesi oldukça keyifli. Ancak bu listede gerek tarz gerekse de sürüş deneyimi olarak çok daha iyileri var. 8 numara Arch Nazar. Keanu Reeves'in sahip olduğu Arch Motorcycles'ın yapmış olduğu bir motor bulunmakta oyunda. Gerçek hayattaki versiyonu ile birebir aynı. Saatte 178 mile kadar çıkabilmekte. Alabilmek için 40 saygınlık ve 138 bin avro dolar gerekli. Oyundaki en iyi motosiklet ve gerek sürüş hissi gerek yol tutuşu olarak gerçekten keyifli. 7 numara Juniver. Oyundaki alması en zor araç bu. Tam 50 saygınlığa ulaşmanız ve 225 bin avro dolar para saçmanız gerekmekte. Araç her ne kadar fazlasıyla fütüristik dursa da hissiyat olarak beklediğimi alamadım. Dolayısıyla parasının hakkını vermiyor kanaatimce. Fakat görünüşü oldukça iyi. 6 numara Azman. Oyundaki en iyi kamyonet net bir şekilde bu. Baz alındığı kamyonete ek olarak yarış süspansiyonları takılı ve çok daha hızlı. Dayanıklılık anlamında da feci iyi. Kurşun geçirmez kapılara sahip. Sürüş hissi olarak çok iyi ve yolda önünüze çıkacak arabaları da rahatlıkla dağıtabilirsiniz. Bu aracı elde etmek için yarış görevleri serisini tamamlamanız gerekli. 5 numara Delegate. 62 bin avro dolara alabileceğiniz bu araba lüks arabalardan ziyade dedelerimizin ve amcalarımızın sahip olduğu eski kırmızı Mercedes'lere benzemekte daha çok. Araç hızlı olmasa da konforlu ve kullanımı rahat. Eğer hızdan ve gösterişten uzak daha sakin ve ağır bir oyun deneyimi istiyorsanız çok iyi bir seçim bence. 4 numara Jean Rowley. Dodge Charger'dan ilham alınarak tasarlanmış bu araba 58 bin avro dolarlık fiyatıyla parasının hakkını en iyi veren arabalardan. Her açıdan çok çok iyi. Tasarımı ve rengi dahil. Gönül rahatlığıyla alabileceğiniz arabalardan. 3 numara Delamain. Bu aracın bu kadar iyi olmasının iki sebebi var. Birincisi sürerken bir tofaş sürüyormuşsunuz hissi yaratması. İkincisi ise oyundaki tek akıllı araba bu. Arabaya bindiğinizde sizinle Yunan filozofları hakkında sohbet edecek başka bir araba yok bu oyunda. You just did, but sure, ask away. It's an unusual request, so please forgive me. How would you advise someone who wishes to learn more about... Bir anda kendinizi Iron Man filmlerindeki Jarvis ile sohbet ediyor gibi hissediyorsunuz. Almak için Delamain'in yan görev serisini tamamlamanız gerekli. 2 numara Porsche 911. Johnny Silverhand Night City için nasıl bir efsane ise arabası da o kadar efsane. Günümüzde Vosvos kullanmak nasıl bir hisse Cyberpunk evreninde Porsche 911 kullanmak da aynen öyle bir his. Oldukça gerçekçi bir hissiyat sunan bu araç özellikle de yol tutuşu konusunda fazlaca iyi. Bir de sırtınıza samuray ceketini geçirip Johnny'nin gözlüklerini taktığınızda otomatikman Night City'yi yakasınız geliyor.
bir numara Caliburn. Saatte 210 mile çıkabilen bu canavar bence oyundaki en iyi araç, net bir şekilde hem de. Bugatti Chiron'a oldukça benzer bu araç 157.000 avrolara alınabiliyor. Hem hız hem de yol tutuşu olarak muazzam. Bence en pahalı araçlar yerine bunu almanız daha mantıklı. Tek bir araç kullanacaksanız Caliburn'u alabilirsiniz. Bugünkü içeriğimizin de sonuna geldik. Cyberpunk için son bir rehber videosu daha çekeceğim. Ardından spoilersız ve spoilerlı incelemeler gelecek. Eğer içeriğimi beğendiyseniz, abone olup destek olabilirsiniz. Gerçekten mutlu olurum. Ve hepinize iyi eğlenceler.